Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la ortak bir açıklama yapıyor. İzleyelim. Basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Macaristan Başbakanı, değerli dostum Sayın Orban'ı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bugün dost ve müttefik Macaristan'la 2013 senesinde kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısını gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde Türkiye-Macaristan ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldık. Gerek ikili görüşmemizde, gerekse heyetler arası görüşmede etraflıca konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Mevcut rakamlar ticaret hacmimizin yıl sonu itibariyle, gerçi bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum 4 milyar dolar diyor. Biz de gökten ne yağar ki yer kabul etmez diyoruz. Ve bununla beraber yola devam edip ilk etapta ikili ticaretimizde inşallah 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları bugün Sayın Başbakan'la ayrıntılı bir şekilde mütalaa ettik. Yatırımcılarımızın Macaristan'a olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. 500 civarında firmamızın faaliyet gösterdiği Macaristan'da yaklaşık 700 milyon dolarlık Türk ekonomik varlığı bulunuyor. Bu rakamın devam eden ve planlanan yatırımlarla 3 milyar dolar düzeyine çıkmasını bekliyoruz. Değerli dostumun ve Macar makamlarının da desteğiyle inşallah bu hedeflerimizin de üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak biz de Macar yatırımcılara gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Ve bütünüyle iş çevrelerimiz üçüncü ülkelerde işbirliklerini artırıyor. Türk ve Macar girişimcilerin Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayinde büyük işbirliği potansiyeline sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler, ortak tarih ve kültürümüzün daha iyi tanıtılmasına vesile olacaktır. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye'ye yeniden kavuşmasına da vesile oldu. Bundan ötürü Sayın Başbakan'ın şahsında tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve yürüttükleri yakın işbirliği için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu adım kültür varlığı kaçakçılığını önlemekte istekli ve kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Macar dostlarımız tarafından sergilenen bu işbirliğinin başka ülkelere de örnek olmasını temenni ediyorum. Değerli basın mensupları, yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacağım Türk Konseyi zirvesine Sayın Orban da iştirak edecek. Malum Macaristan 2018 yılından bu yana Türk Konseyi'nin gözlemci üyesidir. Konseyimizin Avrupa'daki temsilcilik ofisine ev sahipliği yapmaktadır. Stratejik ortağımız Macaristan'la Türk Konseyi'nin yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz işbirliği ve dayanışmayı daha ileri noktalara taşımakta kararlıyız.
ve yarınki konsey toplantısı özellikle ilk defa bir uluslararası toplantıyı malum tarihi itibariyle bizim için yaslı ada olan, şimdi ise adını demokrasi ve özgürlükler adası olarak koyduğumuz ve A'dan Z'ye yenilediğimiz bu güzel adamızda inşallah ilk toplantımızı yapacağız. Bu bakımdan yarınki toplantıya milletçe çok büyük önem veriyoruz. Hele hele bunu bu konsey toplantısıyla başlatmayı da bizler bir iftihar vesilesi olarak görüyoruz. Stratejik ortağımız Macaristan'la buna başlayışımız bize ayrıca ayrı bir güç katmaktadır. Bu vesileyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini özellikle bize her an gerekli desteği veren Sayın Orban'a, Macaristan'a yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Üyelik sürecimize verdikleri güçlü desteği her zaman anacağım, anmaya devam edeceğim. Görüşlerimizin birlik içinde anlaşılması konusunda sağladıkları katkıların güçlenerek sürmesini temenni ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum ve tüm bakan arkadaşlarımızın karşılıklı olarak yaptıkları çalışmadan elde ettiğimiz neticeyi de 9 anlaşmayla taçlandırmaları sebebiyle bundan dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli dostum Sayın Orban'a ve heyetine gerek Geleceğe Nefes programımıza katılımları, gerekse ülkemizi ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Thank you. Mélyen tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Magyarország egy 1100 éves állam. Yüzyıllık bir devlettir. Ennyi idő alatt sokat lehet tanulni. 1001 yıllık bir devlettir. En önemli jeopolitik ders Macarların öğrendiği. Bizim 3 ülkeye dikkat etmemiz gerekli. Bu üçgen içerisinde yaşıyoruz hayatımızı. Eskiler Moskova, Berlin ve İstanbul'a. Tabi bu artık bunu Ankara olarak belirtmeliyim. Bu üçgen Macarların yaşadığı üçgendir, içinde yaşadığı üçgendir. Bu üç önemli. Bu üçgenin üç ayağıyla dostluk ve stratejik ilişkiler geliştirmemiz için içinde olmamız, ilişkiler içerisinde olmamız. İlk defa 2000 yılında tecrübe edebildim. En üst düzey İki ülke hükümetinin ilişkilerine dinamik kazandırmak için geldim. Sayın Demirel o zaman Cumhurbaşkanıydı ve çalışmaya başladım. Bir dost, bir ve hatta kardeş bir ilişki sistemi üzerine. 20 yıldır bu süreci görüyorum. Bu sürecin yeni bir başlığını ifade etti. 2013'te Sayın Cumhurbaşkanı şeref verdi Erdoğan ilk Budapeşte ziyaretiyle, ki oradan itibaren bu ilişki son derece dinamikleşti. Kendi içinde bu faktör salgın zamanında, döneminde Macar-Türk ticareti hacmi gerilemedi. Önemli miktarda, belki de %30 küsur, daha fazla, %30'dan daha da arttı. Bizim hesaplarımıza göre 4 milyar dolara yaklaştı. Bizim hesaplarımıza göre bu da
Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013'te kazandırılan ivmeyle bu sürmektedir. Bunu görüyoruz. Jestler önemli. Bunun için de bu tarihi eserleri tabii ki geriye iade ettik. Bizim de çok hoşumuza gittiler. Ama tabii maalesef bizim değiller. Ve Macarlar için kendisine ait olmayan şeyi önün eninde sonunda sahibine iade etmek gerekir. Biz bunu yaptık. Hanımefendiler, beyefendiler, dört bir kriz bizi etkilemekte Avrupa'da bugün. Sağlık, ekonomik, göç ve enerji başlıklarında. Her yönetici, lider bu önemli konulara çözüm arıyor. Hem kendisi hem de işbirliği yoluyla. Türk-Macar işbirliği her dört konuda da birbirine yardımcı olmaktadır. Ben zikretmek istiyorum. Salgın ortaya çıktığında ve dünya büyük problem yaşadığında ve korunmak için gerekli malzemeler olmadığında, en basitinden bir maske için gerekli olmadığında, Türk dostlarımız hiç düşünmeden bu maske yapımındaki malzemeleri hiç düşünmeden Macaristan'a gönderdiler, naklettiler ki yarın da Macaristan önemli miktarda aşı Türk Konseyi çerçevesinde Afrika'ya bağışta bulunacaktır. Aşılarla Macaristan da göndermiştir. Ekonomik kriz bağlamında Macarlar salgın nedeniyle ancak yatırımlarla biz bunun üstesine gelebiliriz diye düşündük. Çünkü bizim yönetimimizde ekonomiyi canlandırmak gerekiyor. Bunun için yabancı yatırımları gerekmektedir. Ve çok büyük başarı olarak addediyorum ki en büyük 70 milyar forintlik bir yatırım Kaposvár yakınında bir fabrika kurularak Türk yatırımı gerçekleşti. En büyük paketleme fabrikasıdır. Göçle ilgili olarak üç yönden de baskı altındadır. Bu göç baskısı altındadır. Akdeniz, Batı Balkan yönünden boyunca ve Belarus tarafından. Bu durumda Avrupa'nın müttefiklere ihtiyacı vardır. Öylesine müttefikler ki Avrupa etrafındaki korunma yüzüğünü olabildiğince genişletsinler. Eğer savunma, korunma yüzüğü oluşturulmazsa, çember oluşturulmazsa Avrupa dağılacaktır, zor durumda kalacaktır. Ki Türkiye'de Macaristan için bu savunma, korunma çemberini oluşturmaktadır. Göçmenlerin durdurulması hususunda. Anlaşmaya vardık ki 50 sınır muhafızı polisler göndericiler sınır muhafazasında görev yapacaklardır. Ve göç konusunda Türk dostlarımıza en olabildiğince en iyi bir şekilde yardımcı olmalıyız. Olabildiğince yüksek miktarda, iyi miktarda Avrupa Birliği Türkiye'ye destek sunmalıdır, vermelidir. Bunu parça parça değil doğrudan támogassuk pénzügyileg, ez a mi javaslatunk. Mali olarak destekleyelim. Güney ve Doğu sınırlarının korunma hattını desteklemelidir. Sadece bizim sınır korumamızı ve çiti finanse etmelidir. Leh ve Litvanya'nın da Türkiye'ninkinde. Çünkü bu Avrupa'nın menfaatinedir. Çünkü Macaristan Avrupa Birliği'nin Kuzey Suriye istikrarına da yardım sunmalıdır. Avrupa için son derece önemlidir. Enerji kriziyle ilgili olarak iki alanda işbirliği yapıyoruz. Birisi
güneyden gaz, doğalgaz boru hattı Macaristan'a gaz taşımaktadır, doğalgaz. Ki bunun için de Sayın Cumhurbaşkanı'na Türk akımından gelen doğalgaz için teşekkür ediyoruz. Nükleer enerji alanındaki ortak yatırımları da devam ediyoruz. Bilimsel eğitim ve eğitimde bunu sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bunun miktarı artacaktır diye umuyorum. Ve de bursların sayısını Macaristan'ın verdiği Türk öğrenciler için arttırdık. Bu yıl 150 burs veriyoruz. Macar devleti tarafından finanse edilen 150 burs Türk öğrenciler. 1824 başvuru oldu. Bunu 200'e artırıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Bunun belli bir miktarını nükleer enerji eğitimi eğitimine ayırmak istiyoruz, ayıracağız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Askeri işbirliği konusunda yeni perspektiflerle Afrika'daki ortak adımlardan ekonomik işbirliği konusunda ve Bosna konusunda da görüştük. Her ikimiz için de anlaşılır sebeplerle Bosna'nın istikrarı ve barışı önemli. Geçtiğimiz günler de Dodik Sayın Cumhurbaşkan Dodik'le görüştük her ikimiz de geçtiğimiz günlerde ve kanaatimizce herkes istikrar ve barış denge istemekte bölgede ve son olarak Balkanlarda yaşayan insanlar bu insanlardan değil hakkında değil bu insanlarla birlikte konuşmak lazım. Çünkü orada yaşayanlarla istikrar yakalanabilir. Büyük güçler Balkanlarda istikrarı ancak orada yaşayan insanlarla konuşarak sağlayabiliriz. Buradaki Bosna'daki istikrar içinde iki ülke Macaristan ve Türkiye görüşmeye devam edecektir. Bu imkan için Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ediyorum. Evet. Ben de Sayın Başbakan'a çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir soru Macaristan'dan alacağız. Bir soru Türkiye tarafından alacağız. İlk soru Macaristan medya grubuna işaret buyururlarsa memnun olurum. Jó estét kívánok, Jó Csaba vagyok, az MH-től Orbán Viktor miniszterelnök úrtól kérdezném. Sayın Başbakan Orbán Viktor'dan sıra sormak istiyorum. Enerji kriziyle ilgili Avrupa'nın maruz kaldı. Macaristan'da da 15 Kasım'dan itibaren yüksek olacaktır enerji fiyatlarında. Acaba bu enerji krizine iyi bir cevap olacak mıdır Sayın Başbakan? Sayın Cumhurbaşkanı, tabii size hükümet bir gelmezden önce bir toplantımız oldu kabinenin. Enflasyon durumunu değerlendirdik ve enflasyonu yükselten noktaları ve yakıtların fiyatlarını son derece piyasa dostu bir hükümetiz. Macaristan'da firmaların bizim hükümetimiz kadar destekleyen bir hükümet olduğunu sanmıyorum. Muhafazakar hükümet olarak. Üç defa tabii müdahale etme söz konusu olmakta, gerekli kılmakta bu müdahaleyi. Şöyle, o kadar arttı ki yakıt fiyatları ve de enflasyonu yükseltmekte. Bunun için müdahale etmemiz gerekti ve bunun için 480 forint bu benzini ve dizel yakıtı maksimum noktada
tutuyoruz. Bunu 3 aylığına Şubat sonunda tekrar değerlendireceğiz durumu. Tabii bu büyük firmalar için, enerji firmaları için yük veriyor ki karlarından olmak durumdalar. Ama Macar ailelerinin güvenliği için, ekonomisi için bunu yapmak gerekiyor. Ve ümit ediyorum ki uluslararası enerji durumu da fiyatlar 480 forintin altına inecektir umuyorum önümüzdeki dönemde. O zamana kadar bu seviyede tutacağız, altında tutacağız. Evet, Türkiye tarafından. Buyurun. Celal Çamur efendim, NTV Televizyonu'ndan. Az önce Sayın Başbakan da ifade etti, mülteci krizi konusunda Türkiye'nin neler yaptığını ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye destek olması gerektiğini söyledi. Ancak dün Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığını söylediği bir açıklaması oldu. Hem bu açıklamayı değerlendirmenizi isteyeceğim hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin dede ağaça sevkiyatı devam ediyor efendim. Yunan basınında Dede Ağaç'ın bölgenin gözlem evi olduğunu yönelik değerlendirmeler var. Bu iki konuyu nasıl değerlendiririz? Teşekkür ederim. Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür. Zira şu anda Türkiye'de toplam mülteciye baktığımız zaman yaklaşık 5 milyon mülteciye biz Türkiye'de ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriye. Irak var, Afganistan var vesaire. Şimdi 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. Ne yapar bilemem. Ve hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek bazen kendi kıyı emniyeti adı emniyet ve oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek atıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyor bunlar? Ve tamamıyla ne yazık ki Mitsotakis de avanesi de yalanla gün geçiriyorlar. Dürüst davranmıyorlar. Dürüst davranmadıkları için de bölgede güven telkin etmiyorlar. Ve şu an itibariyle de hala sürekli elimizde bütün belgeler var. Video kayıtları var. Nasıl Ege'de, Akdeniz'de bu mültecileri, bu düzenli düzensiz göçmenleri o sulara gömdüklerinin belgeleri var elimizde. Bunu dünyaya anlatmak suretiyle dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız. Diğer soruya gelince maalesef Dede Ağaç ile ilgili konuda aslında sadece Dede Ağaç bir üst değil. Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki
Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var. O da harita üzerinde bir belge. Dede Ağaç bunların içerisinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor? Neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek Biden'la, gerek ilgililerle, savunma bakanım, dışişleri bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyorlar. Dürüst davranmıyorlar. Ve kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Ve üst olarak da Ege'de Yunanistan'la takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil. Düşünün, biz NATO üyesiyiz. Amerika NATO üyesi. Yunanistan NATO üyesi. Ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? Ve NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibariyle gerekse mali destek itibariyle Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir. Böyle bir tablo var. Yunanistan'ın böyle bir durumu yok. Yunanistan çok gerilerde. Fakat biz kendimize inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Ve bu bölgenin biz sigortasıyız. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la ortak bir basın açıklaması yaptı. Basın mensuplarının sorularını da cevapladılar. Uluslararası meseleler ve bölgesel konular ikilinin görüşmesinde ele alındı. Şu anda da Eskişehirler basın mensuplarına bir fotoğraf veriyorlar efendim. İkili ticarette 6 milyar doları yaklaşmayı hedefliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılarımızın Macaristan'a olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz dedi.